Hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle kahvaltı tabağımızı hazırlarken size de bir merhaba diyeyim istedim. Genelde kahvaltımızı böyle hazırlıyorum. Aysim aile baş başa olduğu için şöyle ikimize ortak bir tabak hazırlıyorum. Beraber kahvaltımızı yapıyoruz. Bir yandan yumurtamız da haşlanıyor. Şöyle çikolatamızı bırakayım. Böyle ortaya ortak bir tabak hazırlıyorum. Hem benim için pratik oluyor. Hem de beraber Aysima'yla keyifli anne kız kahvaltısı diyerek onu gaza getiriyorum. Afiyet olsun tatlım. Sağ ol. Ama sağ ol tatlım denir bence. Sağ ol tatlım. Kahvaltımızı aldık. Yine mekandayız. Çok güzel de bir hava var gözüktüğü üzere. Ben çayımı aldım ve yine açtım Müge Anlı'yı. Safiye'nin olayını çözüyoruz. Safiye genç bir erkeğe aşık olmuş. Kendinden genç birine bayağı da para kaptırmış. Müge Anlı kızıyor. İnanmayın böyle şeylere diye. Onu izliyorum. Kahvaltıyı yapıncaya kadar. Sonra kahvaltımızı yapıp ev işlerimizi halledeceğiz. Tamam. Aferin. Hadi afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. O sırada Müge Anlı reklama girdi. Hemen geçtim mutfağa. Akşam için temiz otu yemeği yapacağım. Daha önce annem yazın bahçede bol bol oluyordu temiz otu. Yazın bol bol yolluyordu. Yedik. Hani baktım çok fazla. Artanını güzel yıkadım, doğradım, şöyle paketledim. Dondurucuya kaldırdım. Ben daha önce hiç temiz otu yemeği yapmamıştım. Mutlaka aranızda yapanlar vardır ama ben hiç denememiştim. Dedim bu yıl şansıma bir deneyim bakalım nasıl olacak. Doğrayıp koydum. İlk çıkardığımda Ayhan'a dedim ki akşama ıspanak yemeği yapacağım. Çünkü temiz otu desem hani ilk defa yiyeceği için tepkili olur biliyorum. Hani ön yargılı yiyecek. Tamam dedi olur. Pişirdim o kadar mı lezzetli olur. Diyorum ya illa aranızda yapanlar vardır, lezzetini bilenler vardır ama biz bu yıl tanıştık. Bu yıl inşallah annemin bahçede olursam ben bu yıl bol bol yine dondurucuya stok yapacağım. Acayip lezzetli oluyor. Şimdi soğanla salçasını kavurdum. Birazcık toz biber ekledim. Bir çok az bir şey yani avucumun ortası kadar da bulgur ekleyeceğim. Bulguru bulabilirse. Çok az bir şey de dediğim gibi bulgur ekleyeceğim. Kısık ateşte pişireceğim. Erkenden pişiriyorum çünkü bu biraz dinlenince güzel oluyor. Hemen pişirikli yemek güzel olmuş. Şöyle birazcık daha atalım. Yeterli. Suyunu ekliyorum. Altını kısmağa alıyorum. Kısık ateşte güzelce yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. İşe çıkmadan hemen ocağa alayım ki dedim. Sonra işe çıkacağım. Tekrar gelmeme zaman kısıtlı oluyor. Şöyle sakin sakin. Şimdi ben ev işlerini yapıncaya kadar biraz daha su ekleyeceğim. Ben ev işlerini yapıncaya kadar bu da kısık ateşte pişmiş olur. Çok fazla su koymama gerek yok. Zaten hemen pişiyor. Kısık ateşi alacağım. Bugün Ayhan'a itiraf edeceğim. Bugün artık açıklayacağım. Diyeceğim bu semizotu yemeği. Geçenki yediğinde semizotu yemeğiydi. Ama çok lezzetliydi. Gerçekten ben bile o kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim. Şimdi dediğim gibi kapağını kapatacağım. Kapağı nereye bıraktım bu arada? Hemen ben ev işlerini yapmaya geçeceğim. Bu da güzel kısık ateşte pişe dursun. Yemeğimiz hazır ya, kafa rahat. Yemeğimiz pişti, çıkmadan önce altını kapattım. Akşam da yanına bir çorba yapıp günü kurtarırım. Bugünün menüsü de bu şekilde olacak. Fizik tedavi yolcularım için çıktım. Onları bıraktım. Sonra Ayhan bir iş yönlendirdi. Oraya geçtim. Onları da bıraktım. Şimdi eve geçiyorum. Bizim buraya, evin yakınlarına Grosselli açıldı. Çok olmadı herhalde.
15-20 gün falan mı oldu ne? Ayhan daha önce gelmiş. Bayağı uygun fiyatlar diyor. Şimdi biz de bir girelim bakalım fiyatlar gerçekten uygun mu? Bu arada ben yemek pişerken bir kahve yaptım. Telefon görüşmelerini yaptım o arada. Ayhan'ın halasına gitmek istiyorduk. Daha önce de söylemiştim hani geçmiş olsun için. Onları aradım. Eğer müsaitseniz akşam size gelmek istiyoruz diye. Müsaitiz tabii, buyurun dedi. Oraya gideceğiz. Yine el boş gitmek olur mu? Bugün de bir kurabiye yapalım. Hadi bir kurabiye daha yapalım diye düşündüm. Eksiklerim var yine. Bir bakalım market gerçekten uygun mu? Hem marketi gezmiş olalım hem ben eksiklerimi alayım. Sonra eve geçelim. Kurabiyeyi yetiştiremem. Bir 15-20 dakika otururum. Sonrasında fizik tedavi yolcularımı evlerine bırakırım. Kızlar okuldan toplar. Gelir kurabiyeyi o zaman yaparız ancak. Hadi bakalım gerçekten market uygun muymuş? Yalnız burası bayağı büyükmüş. Böyle beklemiyordum. Ben normal bir market bekliyordum. Koli koli bakar mısınız? İsterseniz koliyle alıyorsunuz. İsterseniz böyle tane hesabı. Şöyle bir gezelim hem. Hem de bakalım gerçekten fiyatlar uygun mu? Ayhan uygun dediyse kesin uygundur da. Yine de şöyle gezelim. Ne ararsanız var yani. Her şey var. Burası temizlik malzemeleri bölümü. Biz pasta malzemeleri bölümünü arıyoruz. Bakalım. Burası bisküvi bölümü. Bu taraf olabilir. Yalnız bakar mısınız? Bunlar en sevdiklerim. Yani pek de ucuz olduğunu söylemeyeceğim. 200 gramı 13 liraymış. Biraz pahalı gibi geldi bana. Ay bakar mısınız? Keşke bakmasaydım. Bakmasam daha iyiydi. Oo, bu en sevdiğim işte. Saray helvası. Çok severim bunu. Buralarda gezmek pek akıl işi değil. Ay bunu da çok severim. Çikolatalı hurma. Kestane hurma ne? Kahveli şekerler. Tam benlik. Ben en iyisi buradan yavaş yavaş uzaklaşayım yoksa durum iyiye doğru gitmiyor. Kuru yemiş bölümü burası da. Her şey varmış dediğim gibi ya. Bayağı iyi. Ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Bize de çok yakın burası. Rahatlıkla gelebileceğimiz bir mesafe yani. Şimdi gelelim bizim bölüme. Bulduk kendi bölümümüzü. Pudra şekerinden başlayalım. Rem şanti. Pudra şekeri gören parmak kaldırsın. Damla çikolata. Bulamadım desem. Buldum burada. Bir tane bundan alacağız. Gözümüz gönlümüz açılsın yani. Bakıp bakıp geçmek nedir ya? İşte burası benim en sevdiğim reyon. Beni burada unutun. Neyse kamerayı kapatayım, şu alışverişimi tamamlayayım. Sonra evde görüşürüz. Yolcularımı bırakıp hemen eve geldim ve kurabiyenin hazırlığına başladım. Bir paket margarini açtım. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarçınlı kurabiye yapacağız. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir su bardağı da nişasta ekliyorum. Şimdi bunları güzel bir karıştıracağım. Daha sonrasında bir su bardağı çekilmiş ceviz.
bir tatlı kaşığı tarçın, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekleyip ununu da ekleyerek kurabiye hamurumuzu yoğuracağım. Aynen öyle. Yerleri belli. Nerelere bırakacaksın? Senin işin kolay. Anlaştık mı şimdi? Şimdi ben sana vereceğim. Sen de yuvarlayıp oralara bırakacaksın. Yuvarlak oldukları belli. Evet, yuvarlak yerleri belli. Buyur bakalım. Hadi. Kurabiyemizin hamurunu şöyle yumuşacık bir hamur yaptık. Cevizini, tarçınını ekledim. Şimdi yuvarlayıp 170 derecede önceden ısıttığım fırında pişireceğim. Daha önce cevizli kurabiye yaptığımızda yine İsmail yapmıştık ya. Yorumlar geldi. Bizimki yayıldı kurabiyelerimiz. Niye seninki gibi olmadı diye. Birincisi un kıvamı az olduğu zaman yayılır. Hani çok cıvık bir kurabiye yayılır. İkincisi de soğuk fırına sürdüğünüz zaman. Buradan onu hatırlatayım. Her zaman söylüyorum zaten. Önceden ısıttığım fırına sürüyorum diye. Aklınızda bulunsun. Soğuk fırına verirseniz kurabiyeyi yayılır. Fırın ısınayım, kurabiyeler kabarayım deyinceye kadar hemen yayılmaya başlar. Onun için dur. Bir dakika, o tamam. Onun için fırının ısınması önemli. Bu detayı atlamayın bence. Şimdi Aysimacık'la hemen kurabiyelerimizi fırına vereceğiz. Sonra ben çorbayı pişireceğim. Çünkü Ayhan aradı, geçtin mi eve diye. Yemeği hazır edeceğim. Ben fizik tedavi yolcularımı evlerine bıraktım. Oradan Aydanur'u aldım. Aleyna'yı dershaneye bıraktık. Biz eve geldik. Şimdi hemen kurabiyeleri fırına verelim. Hazır olsunlar. Bir de bu kurabiyelerin erken pişmesi önemli. Çünkü üzerine pudra şekeri ve tarçınla tekrar üzerine şey hazırlayacağım, karışım. Onun için kurabiyelerimizin hemen pişip soğuması lazım. İyice soğuduk sonra, bir dakika, bunu ben yaptım, vereceğim. Üzerlerini pudra şekeri ve tarçınla bulayacağız. İnşallah güzel bir görüntü olacaklar. Bakalım. Aysma yardım ederdi. Benim işim hiç zor olur mu? Hiç zor olma gibi bir şans var mı? Yardımcım var bir kere. Aynı popit gibi. Popit gibi oldular, evet. Al. Şimdi biz bunu 5 dakikada yapıp fırına yollarız. İkinci. Harikasın. Bir dakika. Hemen geliyor. Buyur. Yine güzel bir paket yaparız. Akşam boş gitmemiş oluruz. Daha gideceğimiz yerler var. Yani hep diyorum ya, mahallelerimiz var diye. Daha gideceğimiz yerler var yani. Böyle fırsat buldukça, Ayhan'ın akşamları evde olduğu günlere denk getirip gitmemiz gereken yerlere gideceğiz. Ben bir yandan fırını çalıştırayım, o da ısına dursun. Hemen geliyorum Aysimacığım. Efendim? Diğeri biraz yukarıda olmuş. Şurada mı? Sen aynı hizaya bırak. Yukarı bırakma. Al. Ben diğer hizasına görüp bırakacağım. Hı hı. Kurabiyeleri fırına yolladım. Şimdi çorba yapımına geçeceğim ama öncesinde size semizotu yemeğimizi göstereyim. Böyle gayet güzel dinlendi. Sofraya geçeceğimiz zaman ısıtacağım ve hazır olacak. Diyorum ya, biz çok beğendik. Sizlere de tavsiyemdir. Daha önce yapmayanlar mutlaka deneyin. Şimdi ben hemen çorbamızı yapıp soframızı hazırlayacağım.
Kurabiyelerimiz fırından çıktı. İlk kaynarının çıkmasını bekledim. Bu arada yarım su bardağı kadar pudra şekerine yine bir tatlı kaşığı tarçınla karıştırdım. Şimdi hiç elimi değmemem lazım aslında. Pudra şekeri elimin sıcaklığıyla erimesin diye. Şöyle. İlk kaynarı çıktı. Tamamen soğutmadım. Çünkü tamamen soğutursam bu defa pudra şekerini üzerinde tutmaz diye. Şöyle hepsini bu hazırladığım pudra şekerli tarçınlı karışıma bulayıp servis tabağına alıyorum. Daha sonra böylece soğumaya bırakacağım. Bu arada üst komşum galiba detaylı bir temizlik yapıyor. Gürültü geliyor mu videolarıma bilmiyorum ama sandalyeleri o tarafa bu tarafa bugün bayağı gezdirdi sandalyeleri evin içinde. Şöyle hepsini pudra şekerli tarçınlı karışıma bulayıp servise hazır edeceğim. Akşam yemeğimizi yedik, mutfağımızı toparladım. Kurabiyelerimizi de böyle paketledim. Ayhan'a telefon geldi, o işe gitti. Oradan da Aleyna'yı alıp gelecek. Sonrasında biz çıkacağız artık. Aleyna'yı yemek için beklemedik, geç kalmayalım biz diye. Şimdi bunu bir çantanın içine indireceğim. Böyle şık bir paketleme oldu. Böyle paketleyince hep diyorum ki kız istemeye gider gibi oldu. Şimdi tam oldu. Kurabiyem. Çiçeğim derken tam kız isteme gibi oldu ama bence gayet güzel oldu. Şık oldu böyle. Şimdi bir çantaya da indireceğim. Kurabiyelerimiz bir de güzel kokuyor. Mis gibi. O tarçının kokusu misler gibi. Şimdi hemen çantaya da geçireyim. Hazır olsun. Biraz önce eve geldik. Saati yine 12 yaptık. Bu arada kızlar uyumuşlar. Ben salonun kapısını kapattım. Sesim onlara gitmesin diye. Bu pandemi döneminde hani hiçbir yere gidemedik. Kimse bize gelemedi. Sanırım onun acısını çıkarıyoruz. Yani akşam oturmaları bayağı uzun sürüyor. Çok keyifli oluyor. Sohbet, muhabbet derken özlemişiz. Böyle akraba ziyaretlerini gerçekten özlemişiz. Orada dedim ki biz bu yıl dedim bir karar aldık. Hani bu hastalık biraz daha hani hafifledi diye. Kim müsaitse bizim müsait olduğumuz akşamlar akşam ziyaretlerine gideceğiz diye karar aldık dedim. Çok güzel düşünmüşsünüz diyorlar. Çok güzel bir fikirmiş bu diyorlar. Şimdi sırada eğer inşallah kısmet olursa Ayhan'ın küçük halasına gideceğiz. Bu büyük halaydı. Şimdi küçük halada sıra. İnşallah oraya gideceğiz. Bakalım ne zaman olur, ne zaman nasip olursa. Biz oradayken de Ayhan'ın büyük halasının büyük oğlu yurt dışında. Onlar aradılar. Aslında sürpriz yapacaklarmış. Yarın gelecekmiş. Büyük oğlu izine gelecekmiş. Dediler ki hani seni heyecanlandırmayalım. Ne olur ne olmaz. Belki rahatsızlanırsın. Hani paniklersin. Ne oldu bir anda geldi falan gibisinden. Söylemeye karar verdik. Yarın geliyor. Babam geliyor. Torunu aradı. Babam yarın geliyor. Babaanne dedi haberin olsun. Biz oturduk kalkıncaya kadar. İşte ayağınız çok uğurluymuş. Bak ayağınız uğurlu geldi. Ayağınız kadimliymiş diyor. Ayağınız kadimli geldi. Ayağınız kadimli geldi. Biz kalkıncaya kadar çok sevindi, mutlu oldu. Sonra diyor ki acaba şaka mı yaptılar? Acaba gelmeyecek mi? Şaka mı yaptılar? Dedik bak şaka, bu işin şakası olmaz. Yarın geliyor dedi dedik. Hani bir de konuştu kapattı. Hani şaka yaptık falan olmadı. Ayhan diyor ki hala diyor sabaha kadar uyumazsın herhalde bugün. Yok diyor uyumam. Sağlıkla gelsin inşallah oğlu da sağlıkla kavuşsunlar. Bizim için de çok güzel oldu. Yani değişik oluyor. Nasıl diyeyim? İnsan motive oluyor böyle.
Bir de Ayhan'ın halası sürekli geçmişten konuşur. Geçmişten dediğim 40 yıl, 50 yıl öncesinden, kendinin yeni evlendiği zamanlardan hani öğüt verir. İşte biz çok yokluk çektik. Bazı şeyler anlattı, bana çok dokundu. İşte dedi hani çok yokluk çektik. Zor zamanlar geçirdik. İşte onun eşi hep yurt dışındaymış. Tek başına burada çocuklarıyla hayat mücadelesini anlattı. Şimdiki zamana bakıyorum, bir de o zamanki yaşadıklarıma bakıyorum dedi. Yani insanın aslında büyüklerinden alacağı çok güzel öğütler, çok güzel dersler var. Bu akşam çok güzel bir öğütle, dersle dolu. Ayhan'ın diğer halası da öyledir. Gerçekten yani çok hayır öğütlüler, öyle söyleyeyim. İnsana çok güzel hani elinde olanın kıymetini bilmeni çok güzel anlatırlar. O yüzden diyorum ya, ben Ayhan'ın akrobalarını çok severim bu konuda. Çok hayır öğütlü oldukları için. Buradan artık veda edeceğim ben. Ben de yavaş yavaş yatacağım. Çünkü sabah erken kalkacağız. Sabah 7.30'da kalkıyoruz. Kızları okula bırakıyorum. Bir yolcum var. Onu bırakıyorum. Öyle eve geliyorum. Buradan da vedamızı yapalım artık. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım yarın video çekebilirim. Bu sıralar diyorum ya, videolar biraz aksıyor. Yoğunluk oluyor. Vakit bulamıyorum. Günler kısa. Bana yetmiyor. Videoya zaman ayıramıyorum derken böyle bir yoğun günler geçiriyoruz. İnşallah yarın yeni video çekerek karşınızda olabilirim. Bugünlük artık bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.